Sevgili aslan burçları, ay burcu aslan, yükselen burcu aslan olan dostlarım, bir pazardan bir pazara yayınımız başladı. İnşallah güneş gününde yaşam dolu olursunuz, yaşamı kutsarsınız ve tüm dertleriniz, kederleriniz sizden uzakta olur. Ben de yükselen aslan olarak çok merak ediyorum neler var neler yok. Şimdi bir kere içimize döndüğümüz için önemli kararlar alacağımızı görüyorum. Pek çok aslan burcu geçtiğimiz haftalarda 2 veya 3 kişiyle tartışmalar yaptı. Tartışmalar yaratan oldu. Ama ne olursa olsun bence kazanacağınız bir dönemdesiniz. 7-8 kişilik kalabalıklarda 2 tane kalabalık görüyorum. Ve aynı zamanda kendinizi hem kabule geçeceğinizi hem de insanlar tarafından kabul göreceğiniz bir hafta olduğuna sizi temin edebilirim arkadaşlar. Derdi kederi atın lütfen üstünüzden. Bence sakince düşündüğünüzde her sorunun cevabını bulacağınız güzel bir haftadan geçiyor olacaksınız. Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin inşallah. Dilekler, istekler var. Seni aşağı çeken pozisyonlar olmuş efendim. Seni ne bileyim ben herhangi bir konuda bıktırmışlar, yıldırmışlar. Psikolojik anlamda bir dağılma olduğunu görüyorum. Fakat bu durumları atlatacaksın. Başınla ilgili baş ağrıları, başınla ilgili ne bileyim ben baş diş ağrıları, kulak ağrıları, baş ve yüzdeki organlardaki tüm rahatsızlıkların iyileştiği bir haftadasın. Bence güzel değerlendirmeler yapacağını görüyorum. Evet. Bazı insanlara artık kapılarını kapattın. Çok da iyi oldu. Hatta iki insanla ilişkini kestin. Bu herkes için iyi olandı. Ama biraz acı duydun mu Aslan Burcu? Duydun. Biraz seni hırpaladı mı? Evet. Fakat 2-3 gün içerisinde toparlanacağını, eğer negatif enerjileri kesmediysen, negatif insanlarla bağlarını kesmediysen önümüzdeki günlerde keseceksin. Ben süre koymuyorum. Belki 2 gün sonra, belki 2 hafta sonra ama yakın bir zamanda 2 tane insanla tüm kordon bağlarını, tüm negatif bağlarını, eterik bağlarını kesiyorsun. Sonra büyük bir rahatlama oluyor. Onun arkasında da işe koyulduğunu görüyorum. Biraz maddi kayıplar olmuş aslan burçlarında. Merak etmeyin, maddi kayıpların yerini manevi kazançlar alacak. Maddi kayıpları dolduracaksın yerine ama biraz zamanı var. İşine odaklandığını görüyorum. İşi olmayan, ev hanımı olan aslan burçları da yine evlerindeki temizlik faaliyetleri, yarım kalan işler, alışverişler gibi konularda çok çok iyi oluyorlar. Aslan burçlarıyla terazi burçları arasındaki düzelmeler devam ediyor. Geçen hafta da sanırım söyledim bunu. Yine böyle bir ikili faaliyetler, yüzleşmeler, ikili ilişkilerde olsun, sosyal ilişkilerde olsun aslanlarla işbirliği içinde olacaklar. Varsa sorunlarını giderecekler. Evet. Yenilenme, değişim, dönüşüm her bakımdan sizi sarmalıyor arkadaşlar. Her bakımdan size çok iyi geliyor. Ve aynı zamanda sevgili dostlarım, dünyevi faaliyetler içerisinde olacağınızı, ikili ilişkilerde uzaktan birinin gelebileceğini ya da sizin gidebileceğinizi, kavuşmaların size çok güzel şekilde geleceğini, kavuşmaların sizi çok tatmin edeceğini, memnun edeceğini de söylemem gerekiyor. Bir şekilde kendinizi toparlayacaksınız. Her bakımdan toparladığınız gibi şu anda da yapmanız gereken önemli bir değişimi yaptığınızı, kendinizi toparladığınızı, tüm sıkıntıları atlattığınızı görüyorum hayırlısıyla. Yani küslükler, dargınlıklar bir köşede kalmış ve siz gerçekten güzel faaliyetlerle devam edeceğinizi de söylemeliyim. Arkadaşlar bir uzlaşı meydana gelecek. Aynı zamanda etrafındaki birkaç insanla da güzel bir seyahat yapabilirsin. İyi bir yerlere gidebilirsin. İyi insanlarla görüşmelerin olacak. Bir de fazla para harcamamaya dikkat et. Çok para harcadığını görüyorum. Yani etrafındaki insanlara çok dalıp da paraya yüklenme. Evet.
Aslan burçları yine aslan ve kova burçlarıyla aslana aslan, aslana kova aşklarında, aslana koç, koç aşklarında gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Polislik ya da mahkemelik işi olanlar lehinize sonuçlanacak olaylar var. Kesinlikle gelen onaylanmış belge sizin lehinize olacak. Yazılı bir belge net olarak gördüm arkadaşlar. Ay'dan alacağınız olumlu destekle beraber iç dünyanızdaki karartı gidiyor, yerini mut alıyor sevgili dostlarım. Evet. Doğuya doğru bir sefer yapabilirsin. Doğudan birileri gelebilir, onu söyleyebilirim. Aile içerisinde evli olanlar, eşinin akrabalarına veya işte kendi akrabalarında gelin, damat, enişte, elti gibi böyle ikinci derecede yakınlara dikkat etsinler. Bir dedikodu gözüküyor arkadaşlar. Kız çocuğu olanlar biraz kız çocuklarına dikkat edin. Çok şımarmış olabilirler. Kız çocuktan sıkıntı veriyor. Erkek çocuk değil, kız çocuktan sıkıntı veriyor. Onu da haddini bildirin. Biraz seni üzen bir evladın olabilir. Lütfen haddini bildir. Sevgili dostum, şimdiden ben derim. Aslan burçları çünkü çocuklarını çok şımartırlar, ben bilirim. Kendine dikkat et Aslan burcu. Çok fazla çocuğunu şımartma. Sonra dizini döversin. Evet, uyarı geldi arkadaşlar. Bir kız çocukla ilgili sorunlar görüyorum. Sırt bölgesine dikkat edin. Omurgaya dikkat edin. Kalbe dikkat edin. Sıkıntı veriyor. Arkadaşlar, üzerinizden bir ağırlığı atacaksınız. Bir nazar, negatif enerji gibi bir ağırlığı attığınızı görüyorum. Yalnız birilerine dedim ya, demin bağ keseceksiniz falan ama kinlenmişsiniz de. Özellikle su gruplarıyla sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Akreplerle, yengeçlerle, balıklarla sıkıntı olmuş olabilir. Ve varsa bu sıkıntıları gidermek için çalışın bir. İkincisi, çok aldırış etmeyin. Böyle kendi kendinizi iyileştirmeye bakın. Biraz psikolojik anlamda sizi hedef almışlar. Saldırı sözü, saldırı görüyorum. Aldırış etmeden ilgilenin. Şimdi bazı telefon engelleri olan varsa engellerin kalktığını da görüyorum. Telefon engelleri kalkıyor sevgili arkadaşlar. Ve üzerinizdeki ağırlığın atılmasıyla beraber çok büyük rahatlama olacak. Nazar, negatif enerji gibi kötülüklerden korunacağınızı görüyorum. Engel koyanlar varsa engeli açacaklar. Dönüp dolaşıp gelecekleri o yer sizin kapınız olacak sevgili arkadaşlarım. Bazı ritüeller yapmışsınız. Ritüellerin duyulacağı bir hafta. Lütfen devam edin, gidin. Şimdi bazı zalimlere karşı intikam almak zorundasınız. Zalim kimseler acımasızca dedikodunu yaptılar. Zalim kimseler acımasızca seni aldattılar. Onlara karşı da zalimin zulmünden kurtulmak için Allah onların cezasını versin. Ben ona gücüm yetmiyor demek için ve Allah'a havale etmek için ya müntekim zikrini veriyorum. Ya müntekim, videonun altına yazıyorum. 630'dur tekrar sayısı. Düşmanın birer ikişer kahırla gazap olduğunu göreceksiniz. Ya müntekim zikrini çekin. Bana da dua edin. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın sevgili aslan burçları.